Adventure Time'ı çoğumuz basit ve sığlıktan uzaklaşamayan bir çizgi dizi olarak görmüştür. Ama bu durum aslında öyle mi, hep birlikte bu videoda göreceğiz. Videoya geçmeden ise sizden tek isteğim sadece videoya like atmanız ve video hakkındaki görüşünüzü yorumlara yazmanız. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Adventure Time çizgi dizisi hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok derin mesaj ve hayat dersi içeriyor. En azından benim ve bana benzer insanların bakış açısından öyle görünüyor. Bu yapım fantastik bir macera dünyasında geçen renkli ve yaratıcı bir yapım cidden. Tabii çoğu yetişkin kişi de bu tür çizimleri ve renkliliği görünce bu dizinin çocuk yapımından öteye gidemeyeceğini düşünüyor. Ama gerçekler öyle değil. Bana göre dizideki karakterler ve olaylar aracılığıyla pek çok değerli tema işleniyor. Şimdi size bazı Adventure Time karakterlerinin ve sonlara doğru da dizinin bize öğretmek istediği bazı önemli şeylerden bahsedeceğim. İlk sırada dizinin ana bel kemiği karakterlerinden biri olan Finn'den bahsedeceğim. Hepimiz onu cesur ve maceracı karakteriyle tanıyoruz. Finn'in sadece kahramanlık yaptığını ve canavarlarla dövüşmekten haz aldığını zannediyoruz. Ama ona sadece sığ bir gözle bakıyoruz. Bu karakterin içinde yatan bazı öğretiler var. Tabii görmek isteyene bunlar. Finn aslında izleyiciler için cesaret ve büyümeyi temsil eder. Yani biraz daha açacak olursam, Finn maceradan maceraya koşan cesur bir insan çocuk olarak büyüme ve olgunlaşma sürecini temsil ediyor. Bu karakter hayatın zorluklarıyla yüzleşirken sürekli öğreniyor ve duygusal olarak gelişiyor. Dizide Finn üstünden bizlere kahraman olmanın sadece fiziksel güce değil, aynı zamanda empati, sorumluluk ve duygusal zekaya da dayandığı vurgulanıyor. Yani Finn'in özünde insanlara verilmek istenen mesaj, hatalarımızdan öğrenmek, büyümek ve zorlukların üstesinden gelmek hayatın bir parçasıdır. Cesaret sadece fiziksel değil, duygusal dayanıklılık gerektirir gibisinden altyapısında böyle bir mesaj veriyor Finn karakteri. Ama tabii başta da söylediğim gibi bu nasıl baktığınızla ilgili. Şimdi sırada Finn'in en yakın dostu olan Jake var. Jake'in temsil ettiği şey bana göre bir başlık olsaydı esneklik ve bağlılık olurdu. Tabii esneklik dediğimde onun süper gücünden bahsettiğimi zannediyorsunuz. Ama aslında öyle değil. Jake Finn'in en iyi arkadaşı ve bunun yanında da yol arkadaşıdır. Esnek bir yapıya sahip olduğu için fiziksel olarak şekil değiştirebiliyor. Yapımcıların ona verdiği bu esneklik yeteneğinin altındaki mesaj, onun uyum yeteneğini simgeliyor. Aynı zamanda Jake karakteri rahat tavırları ve hayatın akışına uyan yaklaşımlarıyla hem arkadaşlığa hem de aileye olan bağlılığı temsil ediyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur bazı bölümleri aklınızda canlandırdığınızda. Jake her zaman ailesine düşkün bir karakterdi. Öyle biri gibi gözükmese de. Finn için her zaman her şeyi yapabilirdi. İlerleyen bölümlerde çocukları bile olmuştu. Ve çocukları için kendi maceracı hayatından bile vazgeçmişti. Yani Jake ailesi için hayatında en haz aldığı şeyden bile vazgeçebiliyordu. Yani aile Jake için her zaman ön plandaydı. Kısaca üstünden geçecek olursam, karakterin mesajı hayat her zaman planladığımız gibi gitmeyebilir. Bu yüzden esneklik göstermek ve değişimlere uyum sağlamak önemlidir. Sevgi, dostluk ve aile ise bizi güçlü kılan bağlardır, diyor Jake karakteri altyapısında bence. Sırada bahsetmek istediğim karakter Prenses Ciklet. Bu karakter hepimiz tarafından Şeker Krallığı'nın yöneticisi ve bilimsel kişiliğiyle tanınıyor. Ancak prensesin sahip olduğu bu bilgi ve güç zaman zaman onu duygusal olarak uzaklaştırıyor ve zorluklarla yüzleşmesine neden oluyor. Bu karakter iyi bir lider olmanın bilimsel başarıdan fazlasını gerektirdiğini, empati ve insan ilişkilerinin de önemli olduğunu gösteriyor. Yani bilirsiniz, Prenses Ciklet her zaman bilmiş gibi takılır. Bilimiyle herkesi kurtarabileceğini düşünür. Tabii çoğu zaman bilim ona yardımcı olur. Ama bilim de tek başına yetersizdir. Buna bazı bölümlerde de zaten şahit olmuştuğumuz da var. Bilimin yetersiz kaldığı yerde bazen mankafa olarak gördükleri Finn ve Jake olaylara müdahale ediyor ve bilimin çözemediği şeyi çözüyordu. Temelde anlatmak istediğim, bilim ve bilgi önemli olsa da liderlik ve sorumluluk empati ve duygusal zeka ile dengelenmelidir. Ve insanlar arasında anlamlı bağlar kurmak en az başarı kadar değerlidir. Umarım çıkarımımdan anlattığım şeyi anlamışsınızdır. Prenses Ciklet karakteri de bizlere kıymetli bir ders veriyor altyapısında. Şimdi gelelim Marceline. Marceline karakterinin bence ana teması kendini kabul ve geçmişle yüzleşme. Şimdi bunu biraz açalım. Marceline vampir bir müzisyen olarak geçmişinde yaşadığı zorlukları ve babasıyla olan karmaşık ilişkisi ve yalnızlık duygusu bizlere gösteriliyordu. O her ne kadar eğlenceli bir karakter gibi görünse de içinde çözemediği sorunları vardı. Ama yaşadığı tüm bu sorunlara rağmen Marceline zamanla duygusal yaralarını iyileştirir ve kendisiyle barışır. Anlayacağınız bize öğütlenmek istenen mesaj, geçmişte yaşadıklarımız kim
kim olduğumuzu şekillendirebilir. Ama gelecekte kim olacağın sana kalmıştır. Ve kendimizi kabul etmek ve duygusal yaralarımızla yüzleşmek özgürleştirici bir süreçtir, diyor Marcel'in karakteri alttan alttan. Sizlere bir de Buz Kralı'ndan bahsedeceğim. Onun başlığı Yalnızlık ve Affetme. Buz Kralı aslında harbiden de trajik bir karakterdi. Kanalımda onun tüm hikayesini anlattığım bir video var. O videoyu izlerseniz cidden Buz Kralı'na üzülebilirsiniz bile. Buz Kralı eski ismiyle Simon Petrikov, eski halini ve sağduyusunu kaybetmiş bir adam. Bunları kaybetmesinin tek nedeni buz tacının onu delirtmesiydi. Onun hikayesi geçmişin travmalarını, yalnızlık ve akıl sağlığı ile baş etme çabasını temsil ediyor. Buz Kralı'nın mesajı, insanlar geçmişlerinde büyük kayıplar ve travmalar yaşayabilir. Empati, affetme ve yardım etme hem başkaları hem de kendimiz için çok önemlidir. Buz Kralı özünde geçmişinde cidden iyi bir insandı. İnsanlara yardımcı olan, şefkatli bir kalbe sahip olan biriydi. Ama bulduğu buz tacı yüzünden gün geçtikçe delirdi ve aklını kaybetti. Şeklini bile kaybetti. Nişanlısını ve her şeyini kaybetti. Tacın ona verdiği tek şey sonsuz hayattı. Ama delilik üstüne kurulu bir hayat. Ama az önce de dediğim gibi, insanlar geçmişlerinde büyük kayıplar ve travmalar yaşayabilir. Ama bunlar hiçbir şeyin sonu değildir. Tüm bunlarla baş etmen ve sonunda galip gelmen gerekir. Tıpkı Buz Kralı gibi. Çünkü dizinin final bölümlerini, ardından da Finn ve Fiona dizisini izlediyseniz, Buz Kralı'nın bu içindeki çatışmada galip geldiğini göreceksiniz. Hepimizin bir zamanlar kötü ve zalim olarak gördüğü Buz Kralı, birçok kişiye örnek olabilecek biriydi. Son olarak bir karakterden daha bahsedeceğim. Bu karakter Yumrular Prensesi. Kimse onu cidden bir prensese benzetmese de, o kendi evreninde gerçekten de bir prensesti. Yumrular Prensesi oldukça kibirli, kendine güvenen ama aynı zamanda derinlerde kırılgan olan bir karakterdi. Kendine has, biraz bencil ve dramatik bir yapısı vardı. Yumrular Prensesi çoğu zaman dikkat çekmek istiyor ve çevresindekiler tarafından kabul edilme arzusunu gösteriyor. Ama her ne kadar egolu, kibirli ve özgüvenli görünse de her zaman içten içe kim olduğunu sürekli sorgular. Bence bu karakterin bizlere verdiği mesaj, kendi özgünlüğünü ve kimliğini kabul etmenin önemini temsil eder. Yumrulu Prenses'in bazen aşırıya kaçan davranışları aslında hepimizin içinde olan kabul edilme ihtiyacı ve kimlik karmaşasını yansıtıyor. Kendi farkındalığımızı kucaklamanın ve kendimize güvenmenin bazen dış dünya tarafından anlaşılmasak bile özgürleştirici bir yönü var gibi çıkarımlar yaptım. Birkaç başlık daha ekleyecek olursam, kendini olduğun gibi kabul et, dış görünüşünün ötesine geç gibi iki başlık daha ekledim. Bunları da artık siz yorumlayın. Artık genel olarak dizinin mesajından bahsetmek istiyorum. Adventure Time karakterleri arasındaki bağlar, dizinin merkezindeki temalardan biriydi. Finn ve Jake'in dostluğu, Prenses Ciklet ve Marceline'in karmaşık ilişkisi ve diğer karakterlerin etkileşimleri, topluluk olmanın ve bir arada olmanın önemini vurgular. Karakterlerin birçoğu zamanla değişiyor ve olgunlaşıyor. Her karakterin hikayesi, kişisel gelişimi ve kimliğini bulma çabası anlatılıyor. Dizinin tonundaki renkli ve eğlenceli hava zaman zaman karanlık ve duygusal derinlikle dengeleniyor. Travma, yalnızlık, kayıplar ve büyümenin zorlukları gibi temalar sıkça işleniyor. Adventure Time macera dolu, eğlenceli bir yapım gibi görünse de aslında büyüme, değişim, dostluk, empati ve hayatın karmaşıklıkları üzerine derin mesajlar içeriyor. Karakterler ve olaylar izleyicilere hem kişisel hem de toplumsal dersler sunuyor. Dizinin tüm bölümlerini izlemiş biri olarak bu diziden benim çıkarımlarım böyle. Tabii herkesin bakış açısı, fikirleri ve zihniyeti farklı. Bu yüzden sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Benim gibi düşünüyorsanız yorumlarda sana katılıyorum diyebilirsiniz. Veya farklı düşünceleriniz varsa onlardan bahsedebilirsiniz. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu bitirmeden önce sizlerden olan tek ricam videoya like atmanız. Ve az önce de dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi belirtmeniz. Şimdiden teşekkürler. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.